Aa, ne kadar meşgul bir adammış bu. Neyse artık. Senarist peki? Ha. Allah Allah. Öyle mi? Okey, şansımızı bir deneriz o zaman. Tamam canım Betül'cüm, öpüyorum canım. Hoşça kal, bye 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 bye. Ne diyor? Yapımcıya bir türlü ulaşılamazmış. Randevuyu birkaç haftadan önce veremezmiş. Senarist? O da şöyle, diziyi iki kadın yazıyorlarmış. Bir tanesini hiç gören olmamış. Hiç ortalarda gözükmüyormuş. Ama diğeri bizim oradaki parkta heykelin karşısında her gün böyle ilham gelmesini bekliyormuş. Aa, ne bu gizem ya? Anlamadım. Diziciler böyle herhalde. Allah Allah. Yani bir tanesine ulaşmamız imkansız. Diğeri parkta ilham falan bekliyor. Bunlar hafif deli olmasın? Bilmiyorum ama şansımızı deneyelim. Hadi yürü. Ay gitmesek mi? Ben korktum bunlardan. Yazardan mı korktum? Ne bileyim, baksana neler yazıyor. Yıldızcığım, o yazdıkları bizim hikayemiz, farkındaysan. Doğru ya, o bizden korksun. Yürü. Heykel. Ama hiç buna bakıp ilham alan birini göremiyorum. Evet. Heykelin çaprazında demişti, şurada bir kadın var. O olabilir, gel onu söyle. Hanımefendi pardon, bakar mısınız? Ay çok özür dilerim, sizi birine benzettik. Önemli değil. Beyefendiciğim şey soracaktık biz size. Bu parkta hep oturan şu popüler dizinin yazarı varmış. Hep böyle heykele bakıp ilham alıyormuş. Kendisi burada mı acaba? Zeliş Hanım arıyorsunuz. Zeliş Hanım evet. Onu burada bilmeyen yoktur. Bakın hemen ileride. Çok teşekkürler. Siz de astrologsunuz herhalde. Şu kadın galiba. Yani böyle yaşını başını almış tatlı bir kadına benziyor. Neyse şimdi anlarız, gel. Çok hırlama kadına, yazık. Hanımefendi iyi günler. Merhabalar. Zeliş Hanım değil mi? Evet, selam. Hani şu televizyondaki diziyi yazan. Ay hani çok popüler olan, neydi ismi? Evet, Cennetten Kovulmak. Ay ne orijinal isim bulmuşsunuz. Bana sorsaydınız ben başka bir şey bulabilirdim. Mesela Güneşten Korunmak. Hanımefendi, sizi bir konuda uyarmak durumundayız. O yazdığınız bizim hikayemiz, o yüzden yazamazsınız. Sizin hikayeniz mi? Bizim hayatımız. Nasıl olur? Ya işte biz de bazen hayret ediyoruz. Yani neler neler yaşamışız, biz bunları nasıl kaldırdık dedikçe yenileri geliyor. Ben size bir ara anlatırım detaylı. Konumuza tamam. Dönelim. Hanımefendi, bu karakterlerin gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur şeklinde bir yazı yayınlamanız gerekiyor. Aksi takdirde biz yasal yollara başvuracağız. Kaç kişi gelip bu bizim hayatımız diyor biliyor musunuz? Aa, bizden o kadar çok var mıymış ya? Hanımefendi, kimin ne dediğinin hiçbir önemi yok. O yazdıklarınız bizim hayatımız. Bakın ben Ender, yani dizinizdeki emsal. O da Yıldız, dizinizdeki Güneş. Aa, Yıldız ve Ender siz misiniz? Evet. Her gün farklı bir kadınla konuşuyorum. Önce o markete gider, sonra dönüşte oturur laflanırız. Dertlenir, içini döker, olaylara anlatır. Neler yaşamış neler. Ben onun hikayelerinden ilham alarak yazıyorum. Ya bir yalıda oturuyor. Hizmetli olarak çalışıyor orada. İsmi neydi? Aysel. Ha, Aysel. Aysel'e bak sen. Eskiden yanında bir şoförle gelirdi, adı Sıtkı. Ama epeydir yok. Evet gitti o. Şey Halit Market falan aldı. Neyse ben sonra anlatacağım. Anlaşıldı. Hanımefendi. Bu konuyu bir an önce çözüme kavuşturun lütfen, rica ediyoruz. Aksi takdirde bir sonraki görüşmede avukatlarımız karşı karşıya gelecek. Ben bir yapımcımla konuşayım. Olmadı sizin dediğiniz gibi bir yazı yayınlarız. Lütfen. İyi günler. Evet Ender'in dediğini yapın, bize çok ayıp oldu çünkü ama ben oynayabilirdim söyleseydiniz. Yıldız. Uberteceğim şu Aysel'i. Hoş geldiniz. Hoş moş gelmedik Aysel. Ne oldu efendim? Elinin körü oldu. Sen bize bunu nasıl yaparsın ya? Ne yapmışım ki ben? Aa ne oluyor? Hoş anne. Bizim bütün hikayeyi anlatıp televizyona satan Aysel'miş. Ne? Aysel bir de bilmemezlikten mi geliyorsun? Ağzın açık izliyordun diziyi, görmedik sanki. Ya Aysel sen yılların emektarısın. Utanmadı mı bizim özelimizi başkalarına satmaya? Ya yemin ederim ben kimseye hiçbir şey satmadım. Aysel yalan söyleme. Dizinin yazarı seni tanıyor.
Sana yazıklar olsun Aysel. Ya vallahi billahi ben yazar falan tanımıyorum. Nasıl ya Aysel, kadın uyduruyor mu? Sıtkı'yı nereden tanıyor peki? Ya kim bu kadın ya? Zeliş Hanım. Senarist. Zeliş Hanım senarist miymiş? Sen kim zannediyordun acaba? Ben psikolog sanıyordum. Ne? Dertleşecek kimsem yok. Baktım o beni dinliyor. Her şeyi anlattım, rahatladım. Her söylediğimde onu etkedince ben tabii psikolog sandım. Aysel. Ne diyeyim ben sana Aysel? Köydeki akrabanı anlatsaydın. Neyse, olan oldu. Şimdi sen git. Ben sizi psikolog zannettim. O yüzden size bunları anlattım. Ben hafif şizofrenim de. Tamam mı canım? Aha, tamam efendim. Okey, hadi al şunları. Vallahi ben size kötü bir şey yapmam Yıldız Hanım, ben sizi. Biliyorum Aysel'cim de işte dizi sektörüne olan düşkünlüğünden mi diyeyim, ne diyeyim? Bitti mi yani şimdi mevzular? Daha Yıldız Hanım'ın röportajı var. Ben aradım röportajı yaptığım kişiyi, yayınlamayacak. Yani finalde bir olayın daha sonuna geldik mi? Aysel'in tabiriyle bölüm sonuna geldik.